dinin yaşanması güzel ahlaka nasıl bir katkıda bulunur? Benim canımın içinin gözleri çok çok güzel. Nefis güzel, çok çok güzel. Burun çok şahane, ağzı çok güzel, alnı, çenesi var, her yeri çok güzel. Ve benim canımın için ne güzel düşünüyor. Dinin yaşanmasının getireceği güzelliği soruyor. Canım için bak şimdi din bir kere, din, bize anlatır eskiden dinde demiş, işte hac emmi olursun, meski yersin, cami. Ya kardeşim öyle değil din. Din dünyada en akıllı, en doğru, en kaliteli hareketin nasıl yapılacağına dair dünyayı yaratan gücün bize gösterdiği yöntem ve stil. Yani ne yapacağımızı gösteriyor. En kaliteli, en dürüst, en iyi olmamız, en mükemmel insan olmak için bize gösterilen yöntemdir. Çünkü bak hücreye Allah akıl veriyor. Hücreye. Hücre kendinden yapıyor. Mesela kofulu organize ediyor, mitokondriyi organize ediyor, sitoplazmayı yönlendiriyor, bölünmeyi yönlendiriyor, akıl vermiş hücreye. Bak, hücreyi akılla sarmış Allah, eğitmiş. Ne yapacağını ona vahyetmiş hücreye. Şimdi insana ne yapacağı vahyedilmemiş. Bak her şeye vahyedilmiş, atoma vahyedilmiş, hücreye vahyedilmiş, dünyaya vahyedilmiş. Dünya mesela ne yapacağını biliyor, nasıl döneceğini falan hepsini biliyor. Ama insana vahyedilmemiş. İnsan nasıl vahyediliyor? Allah insan içine birini seçiyor, ondan bize bu bilgiyi gönderiyor, kitaplarda evimize geliyor. Biz o kitapla birlikte yaratılıyoruz. Ona uyduğumuzda akıllı, kaliteli, doğru, dürüst, muhteşem insan oluyoruz. Öbür türlü bunalımlı, uyuşturucu alan, içki içen, adam öldüren, cinayet işleyen yahut sıkıntıdan işte ne yapacağını şaşıran, bunalıma giren, yahut huzursuz, veyahut sinirli, veyahut dünyayı bomboş gören, hayatın bir amacı olmayan, veyahut işte garip düşünen insanlar meydana geliyor. Bunu ortadan kaldırıyor din. Sıhhatli, normal düşünen, dünyanın sahibinin bizden ne istediğini bilen ve en mükemmeli yaşayan insan meydana gelir dinle.